Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf 2. ünite yani kuvvet ve enerji ünitesinin kinetik ve potansiyel enerji başlığını anlatacağım. Bir önceki derste bunları bir genel bahsetmiştim. Şimdi biraz daha ayrıntılı anlatacağım. Evet başlayalım. Kinetik enerji yani kısacası hareket enerjisi. Hareket. Hareket eden her canlı kinetik enerjisi vardır. Yani illa da canlı olmasına gerek yok. Şöyle de diyebilirim. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Kinetik enerji iki şeye bağlıdır. Bir, sürat. V olarak gösteririz. İki, kütle. Küçük m harfi. Bu ikisiyle doğru orantılı. Bu ne demek? Süratin çoksa hareket enerjin çoktur. Kütlen büyükse hareket enerjin çoktur. Şimdi sorularda şöyle yapar. Bir tanesini e, sabit tutar. Mesela kütleyi sabit tutar. Sana iki cisim arasındaki sürati verir. Sürate göre kıyaslarsın. Veya tam tersini yapar. Bu sefer de sürati sabit tutar. Kütlelerinin farkına göre hangisinin hareket enerjisinin daha çok olduğunu anlamanı ister. Şimdi ben de iki tane örnek yapacağım. Aynen öyle olduğu gibi. Birinci örneğim. Bakın. Özdeş A ve B cismi. E, demek ki özdeş olduğuna göre A ile B'nin kütleleri aynı demektir. E, kütleleri aynı olduğuna göre ben eğer bunların kinetik enerjilerinin hangisinin fazla olduğuna bakmamı istiyorsa bakmam gereken sürattir. Şimdi bakıyorum. Özdeş A ve B cisimlerin süratleri verilmiştir. B'nin sürati fazla olduğu için evet önemli kısım bu. Çünkü kütleleri aynıysa B'nin sürati gördüğünüz gibi 20 A'nın sürati 10. B'nin sürati fazla olduğu için Kinetik enerjisi fazladır. Demek ki burada kütleye bakmıyorum. Niye? Çünkü cisimler özdeş. Özdeş demek her bakımdan aynı demek. Yani birbirinin kopyası. O zaman kütleleri aynıdır. Ama sürati büyük olanın kinetik enerjisi fazladır. Demek ki B'nin kinetik enerjisi burada A'dan fazla. Ki zaten ifadede de belirtmiş. Evet ikinci durum. Bakın diyor ki. Bu sefer iki tane cisim var. Gördüğünüz gibi bu sefer ikisinin süratleri aynı. İkisinin sürati de 10 km bölü saat, 10 km bölü saat. Şimdi ben bunların e, hareket enerjilerini yani kinetik enerjilerini kıyaslayacaksam, gördüğün gibi kocaman olan K'nin küçük olan L'den büyük olduğunu düşünmem gerekiyor. Diyor ki K'nin kinetik enerjisi faz, enerjisinin fazla olmasının nedeni kütlesinin L'den fazla olmasıdır. Çünkü süratleri zaten eşit. Demek ki benim bakmam gereken ikinci bileşen sürat dışında kütledir. O zaman bunun kütlesi m kadarsa bununki de 2m kadar diyebilirim. O zaman K'ninki l'den daha fazladır kinetik enerjisi. Evet potansiyel enerji ya da potansiyel enerji demem ne derim? Durum enerjisi derim. Ya da konumundan dolayı olduğu enerji. Durum enerjisidir diğer ismi. Şimdi maddelerin konumundan veya durumundan dolayı sahip olduğu enerjiye denir. Biz bunu zaten ana hatlarıyla anlattığımız zaman ikiye ayırmıştır. Bunlardan biri çekim potansiyel enerji. Diğeri esneklik potansiyel enerji. Önce çekim potansiyel enerjiyi inceleyelim. Çekim potansiyel enerji de iki şeye bağlıdır. Bunlardan biri yükseklik. Çünkü burada bahsettiğimiz yer çekimiydi. O zaman yerden yüksek olursam... Enerjim çok olur. Çünkü yerden bir cisim yüksekse bunu bıraktığım zaman daha çok tahribat üretecek burada. Daha fazla hasar verecek. Bu enerjisinin çok olduğu anlamına gelir. Diğeri de ağırlık. Aynı şekilde bir cisim ağır bir cisim yüksekten bırakılırsa veya daha küçük bir cisim bırakılırsa ikisini kıyaslarsam ağır olan daha çok tahribat bırakır. Buna enerjisinden dolayıdır. Demek ki çekim potansiyeli enerjisinde yüksekliğe ve ağırlığa dikkat etmem gerekiyor. Bunlarla doğru orantılı. Ne demek doğru orantılı? Ağırlık artarsa artar. Yükseklik artarsa artar. Tam tersi. Ağırlık azalırsa azalır. Yükseklik azalırsa azalır demektir. Doğru orantı bu. Yerden yüksekteki maddeler yer çekiminden dolayı çekim potansiyel enerjiye sahiptir. Evet zaten burada bahsedilen çekim yer çekimidir. Burada da aynı yöntemi uyguluyorlar. Genelde böyle yaparlar. Diyorlar ki özdeş cisimler yani A ve B'nin ikisinin de ağırlığı eşit. Mesela G bunun da ağırlığı G. Hangisinin potansiyel enerjisi fazla? Bakmam için sadece burada yüksekliğe bakmam gerekiyor. H diye ifade edilir genelde yükseklik. Burada 2 metre olduğuna göre A'nın potansiyel enerjisi en büyüktür. Yani B'den daha fazladır. Diğer örnekte ise dikkat edin bu sefer h'ların yani yükseklikleri eşit vermiş. Ama bir tanesi ufak, bir tanesi kocaman. Yani bunun kütlesi daha fazla diyor. Şimdi A'nın kütlesi büyükmüş. Zaten görüntü olarak da belli oluyor. Zaten belirtmiş. A'nın kütlesi büyük olduğuna göre ve yükseklikleri eşit. Ben yüksekliğe bakmıyorum şu durumda sadece ağırlığa bakacağım. O zaman ağırlığı kütlesi büyük olanın ağırlığı da çoktur bu arada biliyoruz daha önceki derslerimizde. Ağırlık. O zaman yapmam gereken şu ağırlığı fazla olan a'nın potansiyel enerjisi büyüktür demek. Evet, eğer soru bize birini sabitlemezse. Çünkü genelde biz şimdi burada çekim potansiyel enerjiden bahsediyor. Bir yüksekliğe bağlıydı. Yükseklik bir de ağırlığa bağlıydı. Ağırlık. Şimdi bir önceki soruda Önce yüksekliği sabit bıraktı. İşte birinde yüksekliği sabit bıraktı, birinde ağırlığı sabit yaptı ve biz kolaylıkla bulduk. Bakın dikkat edersen 3 tane cisim var. Hem ağırlıkları farklı hem yükseklikleri farklı. Bu durumda ne yapacağım? Bu durumda yapmam gereken po çekim potansiyel enerjisi, çekim potansiyel enerjisi eşittir yükseklik çarpı ağırlık. Yani yükseklikle ağırlığını çarparsam ikisi de doğru orantılı olduğu için sonuca ulaşırım. Mesela çekim potansiyel enerji x için yaparsam gördüğün gibi yüksekliği 3h ağırlığı da g yani g çarpı 3h bunu çarparsan kat sayı yöne getir bu kadar çarptım çekim potansiyel enerji y aynı şekilde bakıyorum y'nin yüksekliği 2h ağırlığı da 2g 2g çarpı 2h Şöyle H yapalım. 2H Burada da kat sayıları çarpıyorum. 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4 Geriye kalan G çarpı H'ı arkasına yazıyorum. Sonuncuyu yapıyorum. Z'nin yüksekliği sadece H kadar. O zaman çekim potansiyel enerji Z eşittir. Ağırlığı 3G çarpı yüksekliği 1H. 1 ile 3'ü çarparsam 3G çarpı H. Şimdi bunları kıyaslarsam gördüğünüz gibi 4, 3 ve 3. Demek ki Y burada en büyük. E, X ve Z de birbirine eşit. Ve bunlardan küçük. Evet şimdi bir de esneklik potansiyel enerjiye bakalım. Esneklik potansiyel enerjisi sadece esnek cisimlerde olur. Yani esçe, esnek cisim ne demek? Bir cismi e, sıktığınız zaman ya da şeklini değiştirdiğiniz zaman tekrar eski haline geliyorsa bozulmuyorsa evet esnektir. Mesela sünger, mesela yay bunlar veya bir paket lastiği paket lastiğini çekersen bırakırsan eski haline gelir. Bu esnek bir cisimdir. Şimdi esnek cisimler sıkıştırılırken veya gerildiklerinde esneklik potansiyel enerjisi depolarlar. Yani şimdi bir yayı hem açabilirsin bu da ona esneklik potansiyel enerjisi sağlar hem de sıkıştırabilirsin bu da aynı şekilde esneklik potansiyel enerjisi sağlar. Sıkışma veya gerilme miktarı artarsa yani ne kadar çok sıkıştırır yani ne kadar çok gerersen depolanan potansiyel enerji artar. Burada sıkıştırılma ya da gerilme miktarına bakmam gerekiyor. Şimdi iki tane durum var. Bunda çekmiş yani germiş. Ne kadar germiş? Örneğin şuradan x metre ya da santimetre diyelim. Çok büyük bir şey değil çünkü. x santimetre kadar germiş. Demek ki bu x santimetre ile orantılı bir esneklik potansiyel enerjisi var. Buna bakıyorum. Bu da x kadar sıkıştırmış olsun. x santimetre kadar. Ve bu x'e özdeş iki yay olsun. Özdeş. Özdeş yaylar. Bakın eğer özdeş yaylarda biri x kadar germiş biri x kadar sıkıştırmış. Sıkıştırmak mı daha çok enerji sağlar germek mi? Hayır ikisi de birbirine eşit enerji sağlar. Benim için önemli olan bu denge konumundan uzaklaşma İster sıkışma olsun ister gerilme olsun miktarıdır. X'e X'e özdeş olan bu iki ay eşit potansiyel enerjiye yani eşit esneklik potansiyel enerjiye sahiptir. Evet esneklik potansiyel enerjide bu kadar. Bunlar arasındaki geçişleri bir sonraki dersimde anlatacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.